Hepinize merhaba arkadaşlar. Mikroojen yayınlarının sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında beraber 7 videomuz. Biz de sayfa 25 ile devam edelim. Peki ne yapıyoruz? Bir önceki videomuzda üst kavramını görmüştük. Üstü sayılar olan üst değildi ama bu çarpmaya bize yardımcı olması için bir üst kavramını e, yüzeysel olarak gördük. Ve burada da şimdi bu üstlerin negatif kuvvetler olursa ne olur? Bunları inceleyeceğimiz bir videomuzdayız. Hadi gelin hemen başlayalım. Şimdi bak. Bana diyor ki x ve n sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere diyor. x üzeri eksi n dediğimiz ifade 1 bölü x üzeri n. O zaman şöyle bir şey düşünebilir miyim? Şuradaki eksinin tek bir anlamı var. Şu x'i ters çevirmek. Yani 3 üzeri eksi 5 dediğimiz zaman ne oluyor? Şu eksinin tek bir anlamı var. 3'ü ters çevirmek. 3'ü ters çevir 1 bölü 3 üzeri 5 anlamına gelecek. Ha, şu da ne demek? E, ee, sonrasında üstlü sayılarda çok daha rahat göreceksin. 1 üzeri 5 bölü 3 üzeri 5 demek. Yani 1 bölü 3 üzeri 5 anlamına geliyor. Bak şu 1 bölü x üzeri n dediğim şey de bu oluyor. O zaman ne yapıyormuşum? Tekrar söylüyorum. Eksinin tek bir anlamı var. Sayıyı ters çeviriyorum. Başka hiçbir amacı yok. 2 üzeri eksi 1 diyor. 2 üzeri eksi 1. Bak eksi var. Bu eksinin tek amacı neydi? 2'yi ters çevirmek. 2'yi ters çevirdim. O da 1 bölü 2 üzeri 1 demek. E o da ne demek? 1 bölü 2 demekmiş. Peki biz bu e, ters çevirdikten sonra 3. kuvvet falan olursa nasıl yapıyoruz? Ona da bakalım mı? Diyelim ki soru aslında 2 üzeri eksi 3 olsaydı. Şu eksinin tek amacı neydi? Ters çevirmekti. 1 bölü 2 yaptım. Üzeri 3. E bu da ne olacak o zaman? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 olacak. E ne oluyor? Çarpma işlemini biliyorum. üstlerini aynı, altlarını aynı şekilde çarpıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2 yapıyorum. O da 1 bölü 8 olacakmış. Ya da ne diyordum? Zaten 2 üzeri 3 olacaktı. 1 bölü 2 üzeri 3 o da 1 bölü 8 oluyor. Şimdi 3 üzeri eksi 2 diyor. O zaman ne yapıyorum? Bu eksi'nin tek bir amacı var. Beni sayımı ters çevirmek. Yani 1 bölü 3 üzeri 2 olacak. O da 1 bölü 9 demekmiş. Peki negatif olursa ne yapacağım? Diyorum ki hiç canını sıkma, hiç korkma. Önce şuradaki eksiye bak. Bunun tek amacı seni ters çevirmek. 1 bölü eksi 5 üzeri 2. Peki şu bir çift sayı. O zaman negatif kuvvetin çift sayısı da pozitif oluyordu. Yani 1 bölü eksi eksen artı 5'in karesi de 25. O zaman sonucum da 1 bölü 25 oluyormuş. Bakıyorum bu da doğru. O zaman ne yapıyorsun? Hemen alttaki soruları çözüyorsun ve yorumlara hocam yaptım anladım teşekkür ederim diyorsun sonra diğer videoyu izlemeye geçiyorsun bay bay